Sedat Peker diyor ki 15 Temmuz'dan sonra mitingler yapılırken, 15 Temmuz'a darbeye karşı mitingler yapılırken Ağustos ayının başında Esenyurt'tan bir arabaya, Özyurtlar inşaata ait olduğunu söylediği bir arabaya silahlar yüklendi diyor. O araba Demir Kilise'nin olduğu İstanbul Balat'taki ara bir sokağa getirildi. O çevredeki bir ara sokağa getirildi ve orada başka bir arabaya nakledildi diyor. Bir kasa vardı ve o kasanın içerisinde de Kalaşnikov silahlar vardı diyor Sedat Peker. Bunları söylerken de 4 isim telaffuz ediyor. Buraya aldığımız isimler onlar. Osman Tomakin, Osman Tomakin o dönem AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıydı. Şimdi başkanı. Şu an başkanı, o dönem başkan yardımcısıydı. Bunlar Esenyurt'tan silahları alıp Balat'a getiren isimler. Bir diğer isim Taha Ayhan. O dönem AK Parti Gençlik Kolları Başkanıydı. Abdülsebur Soğanlı, o AK Parti Esenyurt Gençlik Kolları Başkanıydı. Ve Ahmet Onay, o da İçişleri Bakanlığı personeli, aynı zamanda 15 Temmuz gazisi. Balat'a getiriyorlar beyaz bir arabada ve bir ara sokakta siyah bir arabaya o sandığın içindeki Kalaşnikov'ları naklediyorlar. Silahları kim aldı bunu bilmiyoruz. Sadece oraya getirenleri, devredenleri biliyoruz. Ve bunlardan biri Ahmet Onay bir açıklama yaptı. Evet, o gün bir beyaz arabayla biz Balat'a gittik. Siyah bir arabaya bir sandık çıkardıklarını gördüm. Fakat o dönem ben gazi olduğum için arabadan çıkmaya durumu müsait değildi. Sandıkta ne vardı? İçinde silah mı vardı? Başka bir şey mi vardı? Ben onu bilmiyorum diye açıklama yaptı. Twitter hesabından uzun bir açıklama yaptı. Bu arada Sedat Peker'i de tanıdığını söyledi. Sedat Peker'in ona bir otomobil hediye ettiğini söyledi. Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasındaki kavganın bitmesini istediğini söyledi. Fakat söyledikleri buraya kadar. Şimdi bu ağın her birinde bir olay var ve bunun kolları var. Şimdi her biri zaten başlı başına çok büyük. Şimdi buraya eklenen bu kayıt dışı silahlar aslında çok uzun bir süredir bir tartışmanın odak noktası. Ki bundan sonrasında da çok tartışılacak bir süreci başlatacak. Yani şöyle, iktidarı vermez verir tartışmasının hep dayanağı bu silahlı işler. Hatırlayın, bu anayasa değişikliği zamanında da birileri çıkıp sokağa birkaç el ateş etmişti ve sonra da hani onunla birlikte büyük bir korku dalgası yayılmıştı. Çoğu zaman görüyoruz AKP'ye yakın isimlerin ağır silahlarla pozlar verdiğini, ettiğini. Bununla birlikte şöyle bir amaç var. Bir korku imparatorluğunu devam ettirmek ve büyük bir korku salmak. Nasıl bir korku? Yani şöyle, AKP dışındaki bir iktidarı teslim etmeme. Tamam mı? Bunun adı budur aslında. Aslında bu büyük bir suç. Şimdi Sedat Peker'in bu son açıklamaları, Twitter'da yazdıkları daha doğrusu büyük bir suçu da ortaya koyuyor. Tartışılan isimler, işte silah verdiği, yok Süleyman Soylu'yu aslında hedef gibi alsa da aslında şöyle bir sorun var. Hani TCK'nın madde 309 var. Yani silahlı bir şekilde ülkenin düzenini değiştirmeye kalkışmak ya da buna kalkışmak çok ağır bir suç. Yani suçun cezası şu, müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet. Yani ömür boyu hapisten çıkmama suçu. Ya ağırlaştırılmış müebbetin aslında bir adı da şudur, idamdır. İdam cezası olmadığı için ağırlaştırılmış müebbet cezası denir. Türkiye'de idam cezası olmadığı için. Şimdi bu kadar büyük bir suçu, bu kadar aleni ve kişilerle anlattığı zaman bu başlı başına şu görünen suç ağının, bu bir suç ağı. Yani sonuçta buradaki isimlere baktığımızda sanki bir hikaye anlatıyormuşuz ya da bir hikayenin parçası, bir dizi filmin karakter oyuncuları değil. Bu bir suç ağı. Bu ağın en önemli halkalarından bir tanesi bu kayıp silahlar işi. Ve yeterince konuşulduğunu da düşünmüyorum. Yeterince tartışıldığını da düşünmüyorum. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bu silahlanma bu isimlerle bir partinin görevlileriyle birlikte yapılırsa bunun karşılığı şudur. AKP'nin kapatılması demektir.
Yani iması bile, silahlı bir terör örgütüyle irtibatı olma iddiası bile kapatma nedeniyken, kayıt dışı bir silahı bir partinin örgütündeki bir isimlere teslim ettiğinizde bu AKP'yi bağlar ve aynı zamanda kapatma suçudur. Ağır bir suçtur yani. Hı hı. Yani şöyle bir soru hemen geliyor yani söylediğinde. Kim kapatacak bu düzende? Kim kapatacak falan yok. Yasa böyle. Bunun bedeli ağırdır. Ağırlaştırılmış müebbet suçudur. Ve hiç kimse sivil olarak Türkiye'de silahlanma hakkına sahip değildir. Ve kim bugün, olduğunun bir önemi yok. Evet, bugün olmasa bile ileride bir gün, bunun zaman aşımı çünkü çok uzun, soruşturulacak dediğiniz gibi bir suç var ortada ve bu soruşturulmayı gerektiren bir suç. Bugün olmasa bir gün bu kadar ağır iddiaların soruşturulacağı da açık bir yandan da. Çok ağır bir suçtan söz ediyoruz. Yani şu ağın içerisindeki en ağır suçlardan bir tanesi bu. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, gelecekte bir takım olayları da göz önüne aldıracak kadar önemli. Şimdi bunu niye yapıyor? Doğruysa, doğruysa tabii. Doğruysa bunun tabii. Altını her daim ama şöyle, lazım. Tanık, doğruysa. Tanık doğruluyorsa, olay yerine gidildiğini, yani Ahmet Onay orada olduğunu söylüyor. Her şeyi görüyor, bir tek silahı görmüyor. Evet, ne olduğunu sonra bilmiyorum diyor. Bugün savcı normalinde şöyle olması lazım. Ahmet Onay'ın gel bakalım Ahmet Onay. Sonra, gel bakalım ne biliyorsun, kim gördün, saat kaçta oraya gittin, görüş açın neredeydi, nerede oturuyordun, nasıl görmemiş olabilirsin. Ya bir de bu ağır silah öyle taşınırken pamuk taşımıyorsun yani sonuçta. Bu silahları orada tek tek sayarak teslim ediyorlar büyük bir ihtimalle. Kasa olarak da verilmiyor. Ağır silah bir de bu Kalaşnikov öyle kişilerin elde edebileceği, ruhsat sahibi olabileceği bir silah değil. Peki şöyle deseler, savcı diyelim ki çağırdı bu isimleri. Onlar da dediler ki 15 Temmuz'dan daha 15 gün geçmişti, 20 gün geçmişti. Ağustos ayının başından söz ediyoruz. Ahmet Onay da doğruluyor bunu. Henüz darbe tehlikesi de daha bertaraf edilmemişti. Her an yeni bir risk ortaya çıkabilirdi. Biz o yüzden bu silahları edindik. Yeni bir darbe tehlikesi oluşursa buna müdahale etmek için. Ama darbe yenilmişti. Yani aslında çok öyle uzun 16'sında süre 16'sında bitmiş bir işin 16 sabahı ortada hiçbir şey yoktu. İşte FETÖ'cüler bastırılmıştı ve hani Türkiye'de de hayat, ekonomi normal bir şekilde akmaya başlamıştı. Burada şu noktada çok önemli tabii. Şimdi bu devletin dışında olan bir şey. Yani hani eskiden bunu Sedat Peker de söylemiş. Hani özel harp dairesi bu tip organizasyonları yapardı. Olmuyor mu diyor? Orada o hani devletin yasa dışına çıkma, hatta aslında bir takım işte mevzuatın içinde kalma bir taraftan da. Özel Harp Dairesi'nin geçmişte böyle bir silahlı teşkilat kurması Türkiye genelinde, bu neticede devletin bir tarafında olan bir şey. Ama bu tümüyle devlet dışında bir şey. Yani bir silahlı örgüt var ve devlete aslında, yani devletin tanımı siyaset biliminde söylediği böyle çok hani klasik tanımlardan bir tanesidir. Şiddet tekelidir. Yani yasal şiddet tekeli. Yani şiddeti kullanabilen güç bütün devlet. Dünyada devlettir. O yüzden devletin tanımı da budur. O yüzden devlettir. Evet. Şimdi devlete alternatif, paralel bir güç şiddet tekelini paylaşmaya başlıyorsa, yani şiddet silahlarını, yani ateşli silahlardan oluşan bir teşkilat kuruyorsa, geçmişte Özel Harp Dairesi'nin yaptığı işi şimdi bugün tümüyle devletin dışında hani nasıl bir örgütlenme biçimi içinde hareket ettiğini bilmediğimiz bir yapı tarafından yapılıyorsa, bir kere bu devlete alternatif paralel bir güçtür. Hı-hı. Aslında o açıdan da esasen soruşturulması gereken, yani birçok yerden burada bir suç iddiası var. Dediğiniz nokta tabii önemli. Yani evet, bu bir iddia. Evet, evet. Bu bir iddia. Bunu elbette savcıların araştırması, tanıklarla bu işi konuşması ve ortaya çıkarması lazım, ama şu anda iddia düzeyinde ortada birden çok suç konusu var. Evet. Şimdi bunu şuna dayandırıyorlar. Diyorlar ki neyi? Silahlanma işini. Hı hı. 696 sayılı kanun hükmündeki kararname var. 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan. Hesap sorulmayacak kararnamesi. Sivil ya da resmi ya da resmi olmayan kişilerin darbeye karşı yaptıkları direniş cezasızdır. Evet. Özetlenecek bu. Evet. Ama o gece değil mi o? 15 evet, Temmuz. Evet. 15 aslında Temmuz bunu dedi. Sonra da öyle o güne aitmiş, sonraki dönemleri kapsamıyor gibi bir açıklaması vardı AKP'nin en yetkili isimlerinin. Şimdi bu sonrasındaki bu silahlar, diyelim silahları dağıttınız, bunun yasal kılıfını da hazırladınız. Bu silahlar nerede? Evet. Ne kadar silah dağıtıldı? Ne kadarı geri alındı? Evet. Bir de şöyle, şu garip değil mi?
Yani kimse şunu demiyor. En azından ben diyeni görmedim. Süleyman Soylu hem TRT'de hem Habertürk'te bu iddialar sonrası katıldığı yayında uzun girizgahında, kendi kişisel yolculuğunu anlattığı girizgahta hep işte biz ailecek demokrasi mücadelesi vermiş insanlarız, işte 12 Eylül'de merdiven altında ben beklerdim, babam sakın çıkma derdi falan diye anlatıyordu. Yani memleketin geldiği nokta şu, kimse demiyor ki ya böyle bir şey olabilir mi? İçişleri Bakanı, bunca yıldır siyasetin içinde olan, demokrasi mücadelesi vermiş bir adam nasıl iç savaş çıkarabilir Cumhurbaşkanı olmak için? Cumhurbaşkanı olmak maksadıyla böyle bir planı nasıl kurabilir? Ya bu hiç akla yatkın değil diyeni ben duymuyorum. İşte normalleşiyor ya. Bak, normalleşmesi kadar korkunç bir şey yok. Ya bir şöyle, bu bir iç savaş değildir. Türkiye'de iç savaşın dinamikleri yok. Buradan kastedilen şey, iç savaş diye bahsedilen bu korku dalgasının aslında söylenmeyen kısmı şu. Bu bir katliamdır. Yani ya, ne iç savaş ne için olabilir? Karşılıklı silahlanmak gerekir. Evet. Tek taraflı bir tarafın silahlandığı bir yerde bu katliam olur. Yani katliam yapmaya kalkışmak, normal anayasal düzenin içerisinde başka bir şeye kalkışmadır. İşte bunun da şeyi ağırlaştırılmış müebbettir. Yani şöyle mi olacaktı acaba? Plan şu olabilir mi? Bir takım yerlerde toplumun hassasiyetini kaşıyacak, bir takım yerlerde bir takım saldırılar olacak. Ve terörle mücadelede üstün başarılar gösterdiği hep söylenen, yani kendi iktidar çevresini kastediyorum, hem de MHP'yi. Süleyman Soylu da kendisi böyle anlatıyor zaten. Terörle mücadelede şuradan şuraya geldik diye, dağlarda 200 terörist kaldı falan diye anlatıyor. Süleyman Soylu da işte bu... Buna müdahale edecek İçişleri Bakanı olarak. Böyle bir şey değil bu. Ama nasıl bir şey? Bu terörle ilgisi. Burada terör diye bir şey yok. Bak sonuçta Sedat Peker Süleyman Soylu'yu bir yere doğru sürüklüyor. Tamam mı? Bu onun iddiası. Evet. Ya zaten bu, biz Sedat bunları iddiaları... şöyle. Evet. Bu iddiaların araştırılması gerekiyor ama bu silahlanma işinin Sedat Peker dışında şöyle bir karşılığı var. Bu adamlar sürekli bununla ilgili pozlar veriyorlar. Evet. Yani sosyal medyada ağır silahlarla pozlar veriyorlar. Ben de evet. Burada bir hani iç savaş şeyi olduğu düşüncesinde değilim. Yani bu başka bir şey. Bu bir gücün, yani Türkiye'deki siyasi bir gücün, yani siyasi taraflardan bir tanesinin, Türkiye'deki siyasi taraflardan bir tanesinin silahlanması, diğerleri üzerinde bir tehdit, bir korku unsuru, bir baskı, bir terör, bir dehşet ortamı yaratması aslında. Bu da ağır bir suç. Hani konuştuğumuz bu. Hani 7 Haziran 1 Kasım gibi bir... böyle mesela o akla gelebilir mi? 7 Haziran nasıl? Seçimiyle 1 Kasım seçimi ya, arasında yaşanan hayır, süreç. Hayır, ondan da farklı. Bak, ondan da farklı. Benim aklıma aslında mesela benim aklıma gelen örnekler daha ziyade Türkiye tarihinde böyle çok acılı olaylar var. Kahramanmaraş gibi. İşte Malatya, evet. Sorum işte gibi. Yani hani bir silahlı bir Sivas ya da Sivas evet, gibi. Yani az silahlı bir gücün, sivil bir gücün devlet dışında bir silahlı gücün başka bir şeye karşı, bir gruba karşı, bir toplumsal gruba karşı baskı, terör, dehşet yaratması ve bir katliama gitmesi. Yani Türkiye tarihinde bu tip olaylar var. Çok çok kanlı, çok trajik, çok acılı olaylar var. Ve üstelik de çok öyle eski tarihlerde falan değil. Yani hatırladığımız, benim tanık olduğum bir dönemin, bir kesitin olayları bunlar. Evet. Dolayısıyla benim aklıma bunu getiriyor. Yani orada da, o olaylarda da bir gücün, bir siyasi ama bir gücün, yani siyasi bir ideolojisi olan bir gücün silahlandırılması ve o silahları başka bir toplumsal grup üzerinde kullanmasıydı. Bugün elbette yine bir siyasi tarafın silahlanması kime karşı silahlanıyorlar sorusunu getiriyor aklına. Herhalde evet. Devlete karşı değil. Değil mi? Yani bu silahlar kime karşı kullanılmak üzere veya bir tehdit unsuru olarak barındırılmak üzere dağıtıldı? Hangi gruba karşı? Muhaliflere karşı. Yani evet. Bizim aklımıza gelen bu. Bunun bir korku, bir dehşet yaratması da kaçınılmaz elbette. Şu iç savaş dediğiniz zaman bunu legalize ediyorsunuz. Tamam mı? Bu şey, yani iç savaş nedir? Karşılıklı silahlanan gruplar ya da çevreler demektir. Kim silahlanıyor şimdi? Sürekli silahtan bahseden, sürekli bir bunu tehdit unsuru olarak kullanan, aksine bunu bir de hani seçim baskısı olarak kullanmak, bu ağır bir suç. Evet. Yani sonuçta burada bir iç savaş tehdidi değil, bir katliam.
hazırlığı ya da katliam planından söz edebiliriz. Eğer bunun maddi temelleri varsa bakıldığında bu çok ağır bir suçtur. Ve bu suçtan ne zaman aşımıyla ne başka bir şeyle kurtulamazsınız. Ve bunun siyasi bir partiyle direkt olarak bağı ortaya çıktığı anda da o parti kapatılır. Peki. Ve o parti mensupları da bundan sorumlu olur. Eğer bir önlem almazlarsa. Şimdi bu silahlanma işi önümüzdeki bir hani yakın zamanda bir seçim olasılığından bahsediliyor. Erken seçim ya da normal 2023'te. Bu seçim döneminin en önemli argümanlarından biri olacak bu. O yüzden şöyle bakmak lazım buna. Bütün bunlar yasa dışıdır. Ve bu yasa dışılığı normalleşmesine, legalleşmesine izin vermemek gerekiyor. Evet, o kadar şunu da düşünmemek gerekiyor aynı zamanda. Yani bunlar sandıkla gitmeyecekler. Sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın bunlar iktidarı bunu devretmeyecekler bunu diye. Bunu silahla normalize etmeye izin vermemek lazım. Bunu da düşünmemek gerekiyor aynı zamanda. İktidarı devretmeme konusunda bir direnç, yani bir silahlı bir direnç olabileceğini ben düşünmüyorum. İktidar, mümkün değil yani. İktidarın sahibi mi şu anda AKP? Evet. İktidarın sahibi. 20 yıllık bir iktidar gücüne sahip mi? Evet. Sahip. Seçimi kaybetti. Kaybettiği anda nasıl teslim etmemiş olabilir? Nasıl teslim etmeyecek? İstanbul'da örneğini gördük. Vermedi. Yani, sonra ne oldu yani? Böyle bir şey yok. Ne oldu yani? Ya bak, bunu bu kadar normalleştirdiğimiz zaman yani şuradaki her şey normalleşir. Şu ağı o zaman boş verelim. Ya yani bunların hepsi normal olsun o zaman. Evet. Bu ülkede her şeyi kabullenilsin. Bu ülke böyle bir ülke. Meksika'yı da aşar. Başka dünyanın suç devletleri ne varsa, Kolombiya'sını da bilmem neyi de aşar. Türkiye artık böyle bir şey olur. Bu kabullenilebilir bir şey mi? Doğru. Yani hukuk adına siyasetçiler de konuşurken, gazeteciler bunu da araştırırken diline dikkat edecek. Doğru. Yani sonuçta bu bir suçtur. Bu suçun bedeli de ağırdır. Doğru. Ve bu bir iç savaş değildir, bir katliam tehdididir. Katliam nedir? AKP karşıtı olan herkesin öldürmek. Bir ülkenin %51'ini öldürmeye kalkışmanın karşılığı var mı tarihte bir örneği? Yani var mı? Hitler döneminde yok. Yok. Mussolini'de yok. Başka şeylerde var mı tarihte böyle bir şey? Doğru. Neyle tehdit edildiğini bileceksiniz bir kere. Ya doğru. Burada bir korku iklimi. Yaratmanın korku bir iklimi. Amacı. Ne? Bu amaca şunu sormalıyız. Bu amaca hizmet etmemek lazım. Doğru. Bunu söylüyorum. Doğru. İçişleri Bakanı'na bağlı olduğu iddia edilen bir takım isimlerin silahla ne işi var? Yani bunu koordine eden Sedat Peker'in iddia ettiği gibi Süleyman Soylu ise, böyle bir olay da varsa, o silahlarla ne işi var Süleyman İddia Soylu? İddia doğruysa tabii. Doğruysa. Yani bir siyasi partinin... Buna cevap aramamız lazım. Evet. Siyasi partinin gençlik kolları, başkanları bu silahları dağıtıyorlar eğer iddialar doğruysa. Ki bu devletin, siyasi partiyi bağlar. Devletin bağlar. Güvenlik birimleri bu işle ilgilenmiyor da, yani MİT'i bilmem nesi ilgilenmiyor da ki onlar... 16 Temmuz sabahı ayaktaydı, bunu biliyoruz. Türkiye'de güvenlik bürokrasi çökmemişti, kazanmıştı. FETÖ'cüleri bastırmışlardı. Onlar bu işle ilgilenmiyorlar da bir siyasi parti, partilerden bir tanesinin hem de gençlik kolları, başkanları bu kendilerine böyle bir şey vehmediyorlar. Böyle bir hani halkı silahlandırma. Niye bunu devlet yapmıyor? Niye güvenlik birimleri bu işle ilgilenmiyor da bir partinin gençlik kolları, başkanları bir şirketin, bir oradaki bir inşaat şirketinin sivil arabasıyla dağıtıyorlar. Yani hani evet. Burada tümüyle devlet dışında gerçekleşen bir iş olduğu şüphesiz. Burada şöyle bir şey de önemli. Şimdi bu arada Sedat Peker, Selim bir hatırlatma yapayım. Devlet dışında olduğu şüphesiz deyince siz aklıma geldi. Selim Temurci o dönemin AK Parti İstanbul İl Başkanı. O Süleyman Soylu'nun bu işi eğer doğruysa, bu işi kendi başına yapamayacağını, aldığı bir talimatı sadece uygulamış olabileceğini söylüyor. Ne demek istediğimi herkes anlıyordur. Telaffuz etmeye gerek yok. Aldığı bir talimatı yerine getirmiştir. Ben meseleyi böyle görüyorum diyor Selim Temurci. Bir de böyle bir nüans var. Şöyle, hem Gelecek Partisi açısından hem Deva Partisi açısından şunu söylemek lazım ve aslında bu talebin yerine gelmemesinde gelmezse hem Deva Partisi'nin hem Gelecek Partisi'nin varlığı ya da bundan sonraki politikasının başka türlü sorgulanması lazım. Ne biliyorsanız düzgün, açıkça söyleyin. Gevelemeyin, tamam, gevelemeyin diyorsun. Şu haritada Sedat Peker'in ağzından ama ne çıkıyor? Ama ne dediği çok açık değil mi canım? Daha ne açık söyleyeceğim. Bu isimleri tanıyorsunuz. Bu isimlerin ne yaptığını biliyorsunuz o zaman. Evet. Böyle bir şey yok yani, imayla bilmem neyle. Ya bu imalar artık aştı bu ülke. Şurada ima olacak ne var Allah aşkına ya? Şuraya baksana, bu ima mı?
Ya bir ülke şu hale geldiyse buradan politika çıkar mı? Buradan iktidar çıkar mı? Peki. Bunun parçası haline gelmemenin tek yolu var. Ne biliyorsanız söyleyeceksiniz kardeşim. Sadece bir Sedat Peker'in kendi kişisel kavgasını yürütmeye yüklenemeyecek kadar büyük bir memleket meselesidir bu. Herkes işin kolayına kaçtı. Sedat Peker konuşsun, üstüne tartışalım, buradan politika üretelim. Böyle bir şey olur mu ya? Bu ülkede kaç yıl boyunca hem Deva Partisi hem Gelecek Partisi iktidarın en önemli unsurlarıdır. Başbakanlık yapmışlardır. Başbakan yardımcılığı yapmışlardır. Maliye, hazine onlara teslim etmiştir. Ne biliyorsanız açıklayacaksınız. Bu ülkeye en büyük sorumluluğunuz. Peki. Bunu açıkladıktan sonra bu işlerin nasıl çözüleceğini, nerede duracağınızı halk o zaman karar verecek. Yani çünkü şöyle inan, bu önemli bir şeyden söz ediyoruz. İç savaş denilen şey bu kadar normalleştiği bir yerde hayat artık normal devam edemez. Biz hiçbir şekilde ne anlatacağız burada başka? Yani şöyle bir şey, oturup seyredeceğiz mi? Bu ülkenin birbirini kıymasını, kırmasını. Bu nasıl bir şey ya? Yani bunu aklım almıyor artık.